Adana Yüreğir Ovası'nda yağlıkay çiçeği hasadı başladı. Bu sene yağmurlar çok yağışlı olduğundan dolayı mahsullerimiz ha deyince gelişmediler. Geçen yıl Adana ilimizde ayçiçeğinde verim 250-300-350 kilo civarındaydı. Bu yıl 2018'in aralığından 2019'un Nisan'ına kadar yağışların çok fazla olmasından dolayı bitki tam kendine gelemedi ve daha sonra havaların sıcak olmasından dolayı bitki bir strese girdi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akındoğan, mevsim koşulları verimi düşürdü dedi. 150 kilo dönüme verim alınmakta. Geçen yıl bu bölgede, buralarda 250-300 kilo arasında verim alınmaktaydı. Bu yıl %40-%50 verim kaybı var. Mehmet Akındoğan, desteklerin yetersiz olduğunu belirtti. Ayçiçeğine verilen devlet desteği de 40 kuruş. Biz bu desteğin de devletimiz, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanı tarafından, Tarımbakanı tarafından artırılmasını istiyorum. Niye? Çünkü 40 kuruşluk destek çiftçimizi kurtarmıyor. Ve geçen yıl bu ayçiçeğinin fiyatı kilosu 2200-2300 lira satılmaktaydı ve şu an yine aynı fiyatlardan alınmakta. Yaşanan olumsuzluklara rağmen kent genelinde ayçiçeği ekim alanı %10 arttı. Çiftçi ayçiçeğinden para kazanamamakta. Türkiye genelinde ayçiçeği 6 milyon 500 bin dönüm alanda ekildi. Adana bölgemizde de 550 bin dönüm alanda ayçiçeği ekimi var. Bu geçen yıla göre %10 artış oldu ama bu artış çiftçiyi sevinmedi çünkü verim çok düşük. Mesut Er, 20 dönüm alanda ayçiçeği ektiğini söyledi. Yağmurların arkası kesilince kuraklığa sebep oldu. Toprak parça parça, mahsullerin damarları ayrıldı. Her seneki verim yok. İnşallah hani verim olmadığı gibi bunda fiyatının iyi bir fiyat açıklanarak telafi edebilirsek biz ayakta durmaya çalışacağız. Bölge çiftçileri TMO'nun alım yapmasını istiyor.